Milli takımımızın geleceği gerçekten çok sağlam. Kalede Mert, Uğurcan, işte Altay, onun haricinde Ayrıca kardeşler var. Yine Trabzon'un ikinci kalecisi. 4 tane kaleci saydım. 4'ünün de yaşı 26-27'yi geçmez arkadaşlar. Yani çok güzel bir jenerasyon yakaladık kalede. Stoperde Çağlar, Kaan, Meri, işte ne bileyim Ahmet Çalıklar, daha milli takım alınmayan işte Serdarlar, onlar bunlar derken stoper mevkine de çok fazla alternatifimiz var. Ayberk Dertop'la 1994 Gök geldi. Hoş geldiniz hepiniz. Everton'da oynayamıyor, forma giyemiyor. En formda favoritimiz kimse bence o oynamalı milli takımda. Belki burada da biraz hani eleştire getirebiliriz oyuncu seçiminde. Ama işte o Cenk de gidiyor, Moldova'da bir tane gol atıyor, bütün fikirleri değiştiriyor. Yani o ilk attığı gol gerçekten tam bir klas, top klas oyuncusu golü. Top klas forvet golü. Orhan Can açıldı kardeşim. Aboneliklerimiz açıldı. Arkadaşlar kanala, Twitch kanalımıza abone olabilirsiniz. Hatta bu ay Eylül ayında bir tane kampanya var. Normalde abone olmak 5 dolar ama kampanya olduğu için 2,5 dolar karşılığında abone olabiliyorsunuz. Eğer abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz yani. Burak İlker sormuş. Milli takımın yükselişe geçmesinde Şenol Güneş'in payı ne kadardır demiş. Bence çok fazla. Yani bence haksızlık yapmayalım. Bunun sebebi de şey. Yani Şenol Güneş'ten önce, Şenol Güneş'ten sonra nasıl Bursaspor'da başarılı oldu, nasıl Beşiktaş'ta başarılı oldu. Bu da zaten beden eğitimi öğretmeni Şenol Güneş. Beden eğitimi öğretmeni olduğu için böyle bir kucaklayıcı, gençleri geliştirici, öğretici bir insan yani. Bence bu enerjisi takıma pozitif yansıdı. Hatta Fransa maçından önce Konya'da Mevlana Türbesi'ni falan gezdiler. Yani milli takım halka falan karıştı. Daha önce siz milli takımın halka bu kadar yakın olduğunu, bu kadar karıştığını falan gördünüz mü? Görmediniz. Yok yani. Çünkü herkes böyle pamuklara sarıyor. Cam fanuslar içerisinde getiriyorlar ve sponsorluk anlaşmaları sebebiyle milli takım oyuncuları bazen halkla tanıştırıyor. İşte imza günü falan filandan bahsetmiyorum. Adamlar bayağı Konya'ya gelmişken ya benim milli takım oyuncularım da Mevlana'yı görsün diye adamın onları Mevlana'ya falan götürdü. Yani işte İstanbul'daki Andorra maçından önce Andorra'nın yüz ölçümünü, nüfusunu, işte insanların tam olarak neden para kazandığını falan anlatıyor, tamam mı, basın toplantısında. Bence bunlar güzel şeyler. Bunlar birleştirici şeyler. Bence milli takım olarak böyle bir antrenöre ihtiyacımız vardı. Şenol Güneş'in de yeri gerçekten milli takımdır. Dünya Kupası'nda da adam gitti, bizi üçüncü yaptı. Başarısız da değil bence. Yani hatta buraya kadar beklememiz bile hataydı. Yani yok Lucescu'lar, yok Gus Hiddink'ler. Bunların bence şeyde yeri yok. Türkiye milli takımımızın antrenöründe yeri yok. Çünkü biz biraz gazlı çalışan milletimiz net olduğumuz için biraz bize gaz verecek, biraz bizi heyecanlandıracak Türk antrenörlere ihtiyacımız vardı. O yüzden bence Şenol Güneş çok doğru bir tercih. İşte Şenol Güneş'in ne kadar katkı payı var dersen de bence katkı payı %70'ler, %80'ler. Çünkü bu oyuncuları bir araya getirip yapbozu tamamlayıp ortaya konan adam çünkü o yani. Yani biraz Hamza, biraz önce söylediğim gibi yani yabancı bir antrenör bize uymuyor. Yani dediğim gibi Gus Hiddink geldi, çok başarılı bir antrenör. Lucescu geldi, çok başarılı bir antrenör. Gerçekten hani bunları şey olarak söylemiyorum. Lucescu'nun kariyerine bakın. Başarılarla dolu yani. Gerçekten çok iyi bir antrenör. Gus Hiddink'e bakın. Neler neler yapmış adam yani. Ama Türkiye milli takımı, Türkiye farklı bir mecra, farklı bir yer. O yüzden dediğim gibi bize yabancı antrenör olmuyor. Ne kadar başarılı olursa olsun. Yani Mourinho gelse Mourinho da olmaz yani. Ayberk de abone olacak diye para topluyormuş, Allah'ım yarabbim ya. Yani Euro 2020 finalini hangi ülke oynar bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü o derenin altından çok sular akıyor. Tabii ki Fransa, işte İngiltere, Portekiz bunlar favori isimler, favori takımlar. Ancak bence Türkiye olarak biz gidersek başarılı olacağımıza inanıyorum ya. Yani final olmasa bile böyle bir çeyrek finaller, hani gruptan çıkmalı, son 16'ya kalmalı, çeyrek finalli bir heyecan yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani hani şey sorarsanız bana, ya bundan 6 ay daha sonra ne olmasını istersin diye sorarsanız, valla milli takım şeye gitsin,
Avrupa Şampiyonası'na gitsin. Bir sponsor da bizi Avrupa Şampiyonası'na göndersin. Oradan Twitch yayınları yapalım. Video çekelim. YouTube'a koyalım. Ve oradaki heyecanı size yansıtalım diye geri dönerim size. Yani şu an için en büyük dileğim bu. Bugünlerde. Belçika şampiyon net yazmış. Yani Belçika kağıt üstünde evet. Yani haklısın. Kağıt üstünde evet ama o kağıt üstündeki oyuncular sahaya çıktığında aynı performansı gösteremiyorlar. Aynı direnci gösteremiyorlar. Bunu geçtiğimiz Dünya Kupası'nda da gördük. Bence Belçika yine aynı hayal kırıklığını yaratabilir. Taylan'ın attığı bu linke tıklayarak abone olabiliyorsunuz kanala. Bakalım ilk abonemiz kim olacak? Hazreti Seyhan ilk şeyi yapmıştı. İlk bağışı Hazreti Seyhan yapmıştı. Şeyma İli geldi. İlk abonemiz Şeyma İli oldu. Kutluyoruz buradan kendisini. Şeyma İli'ye şey verelim. VIP. Abone zaten. Abone olunca öyle mi oluyor? Aa çok iyiymiş. VIP abone zaten. VIP ihtiyacı yok. Helal olsun. Evet bu tarihi bir yazalım arkadaşlar. 11 Eylül'de Şeyma İli bize abone oldu. Ve teşekkür ediyoruz buradan kendisine gerçekten. Şeyma'nın ismini bir yayın boyunca buraya yazacağız. Şeyma yalnız hiçbir şey yazmıyor. Bence bir şeyler yazmalısın artık. Hayırlı olsun yayınlar. Kim acaba? Çok merak ettim. Instagram'dan da DM atsana kimsin? Çok merak ettim şu an. Şeyma çok sağ ol. Evet. İlk abonemizi de kazandığımıza göre yeni kodunu istiyormuş. Bir fikstürümüz var. Evet içeride İzlanda'yı yendiğimiz anda yani ben şöyle umuyorum. Geldik buraya Arnavutluğu yendik. Arnavutluğu yendikten sonra deplasmanda Fransa ile berabere kaldık. Geldik sonra İzlanda'yı da içeride yendik. Ve biz lider olarak gruplardan çıkarak Avrupa Şampiyonası'nın yolunu tuttuk. Hayalimiz bu. Bunu yukarı koyalım ki daha az olduğunda olsun ya ama yani hedefimiz hayalimiz iyiydi deriz. Ama dediğiniz gibi arkadaşlar Tutku ve Hamza'nın söylediği gibi İzlanda'yı yenmemiz lazım. Yani Can Bos da Fransa'da zor abi demiş ama olur ya denk getiririz yani. Kadro çok iyi. Kadro iyi gerçekten. Yani kadroda şimdi Mehmet Zeki ile Yusuf Fransa Ligi'nde oynamış oyuncular olacak. Fransa atmosferi falan Emre Belezoğlu falan filan. Kaldırırız o atmosferi yani. Evet bir abonemiz daha var aramızda artık. Kolejors geldi. Kardeşim tam olarak ismin ne böyle? Kolejors senin tanıdığın bu arada. Sen de bir Instagram'dan DM atabilir misin? Serhat çok sağ ol. Teşekkür ederim gerçekten. Eyvallah. Umarım daha iyi yayınlara, daha güzel yayınlara imza atacağız. Bolu Sporlu kardeşimizmiş. Bolu Spor'a selam olsun. Bolu Atkımız var mıydı ya bizim? Küçük şehrin büyük öyküsü. Bak Atkın'ın üstünde de aynı şey yazıyor. Ya ne var kuzum? Nasıl desteklemiyorsun oğlum milli takımı? Sen deli misin? Hangi ülkede doğdun büyüdün acaba? Türkiye'de doğmadın mı? İzlanda ile Fransa'yı destekliyormuş adam. Yani bence bak bu da çok çok değerli bir konu şu an. Çok sağ ol ne var kuzum. Şimdi milli takım takımlar üzerinde bir şey tamam mı yani bu şey gibi bilmiyorum askere gittiniz mi siz? Askere gittiğinizde arkadaşlar size bir tane bir şey imzalatıyorlar. Bundan sonraki savaş durumunda bundan sonraki 10 yılda da savaşa çağrılma gibi bir şeyiniz var tamam mı? Şimdi milli takım da öyle düşünün yani sen Galatasaraylısın ama milli takım savaştayken milli takımın yanında olman gerekiyor arkadaşlar. Yani Şenol Güneş'e antipatim var diye milli takımı niye boşluyorsun? Galatasaray olabilirsin antipatin de olabilir. Ancak milli takımın başarısı milli bir başarı yani. Yani şu anda Galatasaray'ın kadrosunda alabilecek tek isim vardı. O da Adem Büyük'tü bence. Keşke Adem Büyük'ü alsaydı. Ya işte o kadar fanatikliğe gerek yok. Tabii ki olabilir sen hani Türkiye'dir Galatasaray diyebilirsin. Ancak yani bence Türkiye milli takımdır yani. Yapmayın gerçekten. Abi yorumlar karıştı yine. Devam edelim. Ayberk Dertop geldi. Bir abonemiz daha oldu. Ayberk geldi valla.
Golle geldi be. 3 tane abone, 1 yayın 3 abone. Çok teşekkür ediyoruz. Ayberk sen de bir DM atsana bana. Büyük Altaylı geldi, 1 abonemiz daha oldu. 4. abonemiz oldu. Yani şimdi ne var kuzum? Ortaya güzel bir öneri sundu. Yani bu doğru yanlış değil. Bir fikir attı ortaya. Bence bunu biraz tartışabiliriz. Ligde oynayan yabancı, o ülkenin vatandaşı fark etmez. O ligde oynayan takımlar o ligin milli takımında da oynayabilsin. Bence garip bir öneri. Yani ama neden olmasın? Evet, bu arada bir arkadaşımız şey dedi. O zaman İngiltere Jambos, evet Jambos. O zaman İngiltere her sene şampiyon olur dedi. Ama burada şimdi şöyle bir olay var. Bu sefer de ne düşünüyorsunuz siz? Yani mantıklı mı sizce bu şey öneri?